Sayın Ekrem İmamoğlu beni aramış, ulaşamamış. Arkadaşlar telefon burada. Kayıtlar burada. Bana dün sabah mesaj atmış. Sonra ikinci bir mesaj atmış. Mesajım iletilmedi mi diye. Döndüm. Hemen döndüm. Şimdi az önce yolda gelirken bir mesaj daha attı. Cevap yazdım. Böyle bir şey yoktur. Bunu yazan gazeteye gençliğimde harçlıklarımdan çok para verdim. Keşke vermeseymişim. Keşke okumasaymışım bu gazeteyi. Sürekli yalan haber yapıyor hakkımızda. Ben Sayın İmamoğlu'nu tanıdığımda ilçe başkanı adayıydı. Ben de milletvekiliydim. O günden beri tanırım. Hatta ilçe başkanı seçilince beni bir etkinliğine çağırdı konuşmacı olarak. Ben de milletvekili olarak gittim. Beylikdüzü'nde konuşma yaptım. O yıllardan beri tanışırız. Siyaset başka, nezaket başka. Böyle ulaşamamak, telefona cevap vermemek falan böyle bir şey söz konusu değil. Bir kere önce bunu bir düzeltelim. Bir diğeri. Altılı masa vardı 8 ay önce, altılı masa. Hatırlayın, altılı masa. Bu altılı masaya bakanlık verdiler. 39 milletvekilliği verdiler. Cumhurbaşkanı yardımcılığı verdi. Ne verdi? İstedikleri her şeyi verdiler. 39 milletvekili. Peki bu altılı masa CHP'yi ne yaptı? Terk etti. Terk etti. Alacaklarının hepsini aldı. CHP'yi terk etti. Böyle bir ortamda Muharrem İnce CHP'ye el uzattı. Gittim 5 kere görüştüm bu arkadaşlarla. Özgür Bey'le de görüştüm. Ekrem Bey'le de görüştüm. Herkesin terk ettiği bir ortamda ben onlara el uzattım. Bakın söylüyorum tekrar. Bir, Muharrem İnce'nin şahsı için kendimle ilgili tek bir kelimelik bir görüşmem olmadı. Memleket Partisi için görüştün mü? Tabii ki görüştüm. Ben bu partinin genel başkanıyım. Şahsımla ilgili bir talebim. Söylesinler. Çocuklarının üzerine yemin etsinler, söylesinler istemiş miyim? Ha, ne konuştun? Kardeşim ben 3 bakanlık isterim, MİT müsteşarlığı isterim, şunu isterim, bunu isterim. Benim bunları konuşacak fıtratta bir insan değilim ben. Siyaset böyle olmaz. Siyaset mertlik işidir, mertlik. Tabii ki partim adına konuştum ben bunlarla. Ama yazılan haberlere bakıyorum, cevap vermeye tenezzül etmiyorum. Şunu istedi, bunu istedi. Ayıp şeyler bunlar. Bak işte belgesi. Var mı belgesi? Hani 3 bakanlık, MİT müsteşarlığı. Benim fıtratımda bu yoktu. Şunu gördüm. Bu arkadaşları herkesin terk ettiği günlerde ben elimi uzattım. Ama şunu gördüm ki biz, özellikle ben onlarla aynı dünyanın insanı değiliz. Ayrı dünyaların insanıyız. Bakın anlatayım. Neden? Tane tane anlatacağım bugün. Herkes anlayacak. 1991 seçimlerini bu arkadaşlarım bilmiyor. Çünkü partinin hafızasını bilmiyorlar. Çünkü yoklar. Gençlik kolunda yoklar. İlçe yönetiminde yoklar. İl başkanlığında yoklar. 89 başarısından sonra 91'de nasıl rezil olduğumuzu bu arkadaşlarım hatırlamıyor. CHP'nin bugünkü HEP'le işbirliğinden sonra 89 başarısını nasıl dip yaptığını 91'de bu arkadaşlarım bilmiyorlar. Özgür Bey de bilmiyor, Ekrem Bey de bilmiyor. Çünkü siyasi hafızaları ona yetmez. O derinlikleri yok çünkü.